aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Nisan ayında retro gezegen etkileri gökyüzüne çok fazla. Bu da Nisan ayını biraz yavaşlatabilir genel anlamda. Yenilikler yerine biraz böyle geçmişle ilgili konuları gözden geçirdiğimiz, toparladığımız, düzenlediğimiz bir ay olmaya aday görünüyor. Evet, Mart ayında başlayan Venüs retrosu 15 Nisan'a kadar devam edecek ve 3 Nisan'dan itibaren de Venüs artık Koç'tan ayrılıp Balık burcunda gerilemeye başlayacak. Venüs Balık burcunda daha rahattır en azından. Yani Koç'ta olduğu kadar zararlı, kavgacı bir Venüs değildir. Daha yumuşak, daha uyumlu, kendine ait özelliklerin yüceldiği bir pozisyondur. Retro olsa bile birçoklarımız için bazı güzel imkanlar, fırsatlar da çıkarabilir. Sizin için de para konularında, evet, Venüs Balık burcunda retro olacak ama burada belki geçmişle bağlantılı bazı faydalar da size getirebilir. 15 Nisan'dan itibaren Venüs Balık burcunda ileri harekete döndüğünde parasal konularda daha fazla destek alacaksınız. Özellikle ek kaynaklar olabilir bunlar. Eşinizin finansal kaynakları olabilir, ortaklı işler olabilir, kredi gibi, prim, sigorta gibi kavramlar olabilir. Bunlardan yana destek olabilecek bir döneme girecek 15 Nisan'dan itibaren. Evet, 6 Nisan'da Satürn retro harekete başlıyor Yay burcunda. Ve Yay burcundaki retro döneminde özellikle son 4 ayda sizin 5. evinizdeki pozisyonu, özellikle çocuklarınız olabilir, aşk hayatınız olabilir, bu alandaki yapılandırmalar, girişimler, sorumluluklar, çalışma ve disiplinle elde ettiğiniz bazı konularda retro yine size bunları düzenleme imkanı verecek. Belki de bazı eksiklerinizi tamamlama imkanı verecek. Ve 10 Nisan'da Boğa burcunda Merkür retro harekete başlıyor. Sevgili aslanlar, evet, Mars da Boğa burcunda bu ay 21 Nisan'a kadar, dolayısıyla ayın büyük bölümünde gerek Merkür gerek Mars nedeniyle kariyerle ilgili konularda biraz daha hareket var ama burada mücadele de var. Mücadele ediyorsunuz ancak Merkür retrosu nedeniyle bir yandan da işte Venüs'ün yönetici gezegeni, Venüs'ün de retro olması kariyer hayatınızda bir şeyleri sonuçlandırmakta sizi zorluyor gibi bir ileri iki geri durumda olabilirsiniz. Özellikle bu dönemde sabırlı olmakta fayda var. Zaten Boğa burcu her şeyi biraz daha bir istikrar aradığınızı gösteriyor. Sağlam temeller atmak istediğinizi gösteriyor. Kariyer alanınızda da yavaş, emin adımlarda ilerlemek, hatta geçmişle ilgili konuları toparlamak, belki de eksik konuları veya daha önceden yapamadığınız, yarım kalmış bazı işleri de tekrar ele almak gibi fırsatları size sunabilir. 11 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunay var. Bu keyifli bir dolunay. Uranüs'lü bir dolunay biraz sürprizler de getirebilir. Sürpriz bir seyahate çıkabilirsiniz örneğin. Yakın çevreniz, kardeşler, komşular, akrabalar, onlarla ilgili biraz böyle kontrol dışı, beklemediğiniz ve günlük hayatınızın temposunu arttıracak gelişmeler olabilir. Otomobilinize, kullandığınız araç gereçlere dikkat edin. Çünkü hem Merkür retrosu var hem dolunay var 3. evinizde. Bu bazı arızalar, elektronik cihazlarla ilgili problemler meydana getirebilir. Evet, 15 Nisan'dan itibaren Venüs düzeliyor. 20 Nisan'dan itibaren Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Nisan'da Mars ikizlere geçiyor. Dolayısıyla biraz böyle kendinize geliyorsunuz. Biraz daha sosyalleşiyorsunuz. Dış dünyaya açılıyorsunuz. Ayın son haftasında 26 Nisan'da Boğa burcunda doğacak yeni ayda sizin için daha güzel açılımlar getirebilir. Yeni teklifler, yeni projeler, kariyerde yeni adımlar olabilir. Mars'ın ikizlerdeki pozisyonunda özellikle sosyal hayatınızı biraz canlandıracak. Kalabalıklar içerisinde daha aktif olabilirsiniz. İş amaçlı seyahatler olabilir, bazı mesleki eğitimler olabilir. Oldukça aktif bir dönem olacak sizin için Nisan'ın sonları sevgili aslanlar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.